Hepinize merhaba arkadaşlar. Yeni bir videoya karşınızdayım. Arkadaşlar bugünkü videomuzda KVK'mız hakkında konuşacağız. Betis sezonundaki ilk KVK'mıza girdik. Aralık'taki artık 3. KVK'mız. Çok şükür ikisini kazanmıştık. Üçüncüsü hakkında da şimdi biraz şöyle bahsedelim. Tefikler ne oldu? Rakipler kim? Bunlarla ilgili biraz konuşalım arkadaşlar. Şu anda ikinci aşamaya geçtik. Yani ikinci aşamanın ikinci günü bugün bir çek, yarın bir daha var. Yani pazartesi salı da olacak, çarşamba haritaya geçmiş olacak arkadaşlar. Çarşamba haritaya dahil olmuş oluyor. Şöyle sıralamadan gösterecek olursak bizim krallık olarak kampımız rüzgar kampı arkadaşlar. Genelde ben hep böyle şeyde oynamaya alışmışım. Ya ateş olmuştuk. Bir kere de su mu olmuştuk? Hiç ne toprak veya rüzgarda oynamamıştım. İlk defa rüzgara denk geldik. İleride belki toprağa da bir denk geliriz yani. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Rüzgar olarak 1870 ve 1709 krallıkları var yanımızda. Diğer şansımız şu ki üçer tane attı. Her kampı üçer tane krallık attı. İyi bir şey. Toprak kampında bir tane sanki güç var gibi şeyler. Çok yüksek değil ama ya belli de olmaz. 1745 çünkü biz de mesela bu kısma çok önem vermiyoruz. Yani pre KVK açıkçası çok çok bizim açımızdan yani çok fazla bir şey de vermiyor zaten. Sadece işte insanlar bireysel olarak almak istedikleri ödüller, şöyle ödüller varsa bunları falan alabilir. Krallığa verdiği zaten buff falan veriyor. %3 saldırı tam az değil. Eyvallah. Tüm oyuncuda %3 veriyor ama birinciliği alabilmek için de baya baya bir şeyler harcamanız gerekiyor krallık olarak ki bizim krallığımızda zaten yapı gereği tek birlikten oluştuğu için bu tarz şeylere girmiyoruz. Yani çok zorlamıyoruz, kasmıyoruz. Bizim için önemli olan haritaya geçtiğimizde artık koalisyon için uğraşırız. Koalisyonu birinci yapabilmek olur. Yani burada biliyorsunuz koalisyon mantığı var. Orada barbar kesip, orada harcayıp, pot harcayıp kesmek mantıklı. Zaten burada toprak kampında şu anda bir tane birlik herhalde onların balinaları asker basmada. Aslında çok çok da bir şey basmamışlar da hani iyi durumda dedim de. Yoksa bunları normalde kaç basanlar var. Çok bir şey de basmamışlar. Belki hepsi böyle 50'şer K'dan şey biriktirip onlar basıp üstüne de biraz asker bastığı zaman bu puanları elde edebiliyorlar. Biz uğraşmadık bile onunla arkadaşlar. Bizim şu anda tek hedefimiz savaşabilmek. Yani bu KVK'ları savaşlık geçirmek istiyoruz. Şu anda KVK bant olarak bizim yani KVK'da biz D'nin güçlüsü. Yani D krallıkların güçlüsü. Yani burada eşleşmede C krallıkların güçsüzleriyle D krallıkların güçlüleri şeklinde birkaç tane de ölü krallık denk gelmiş. O da ister istemez şöyle oluyor. Mesela krallık ölmüş oluyor. Ölü güçler duruyor hala orada. Göç eden oluyor, oynamaya devam eden oluyor. Bu yüzden böyle krallıklar da oluşabiliyor ki şu anda su kampında ve toprak kampında birer tane var herhalde. Ya emin değilim ama duyduğum kadarıyla 1870'te Türklerin çoğunlukta olduğu bir krallıkmış herhalde ama şu an göç mü veriyorlar dediler. Bir şey dediler ama emin değilim yani. Krallıklarla ilgili bahsedecek olursak hızlıca şöyle bir giriş yapalım. Arkadaşlar ilk olarak 1215 var. 15 arkadaşlar şöyle tarif edeyim size. İki tane birlikleri mevcut. 7.8 ve 4.6 şeklinde 2 adet birlikleri mevcut arkadaşlar. Kil olarak kil puanlı falan biliyorsunuz bu KVK'larda önemli. Yani 1215 o dönem o duruma göre iyiler yani kötü değiller. Onun yanında 0.6 gene geçen KVK'ki müttefiğimiz arkadaşlar. Az çok takip edenler varsa bilirler. 2206 bizim geçen KVK'ki müttefiğimiz. Japonlardan genellikle oluşan bir krallık. Güçlü bir krallık. Tek onlar da bizle aynı mantıkta aslında biraz da. Tek birlik güçlü birlikleri var ama bir tane gene yanlarında 4 milyarlık bir birlik var yani. Böyle oynayan onlarla beraber oynayan oyuncuları var. Aslında biz gibi mantığımızda gitmişler ama bir tane yanlarına gene bir birlik almışlar. Biz de aslında 1006'da bu şekildeydik. En son hani bir birliğimiz vardı. Bir tane yanımızda bir birliğimiz vardı bu şekilde. Ama tabii bu da bir süre sonra bu da patlıyor arkadaşlar. Niye? Siz 150 kişi savaşıyorsunuz. Diğer birlikteki 150 kişinin belki onu savaşıyor diyelim. Diğer 140 kişi size bir süre sonra külfet olmaya başlıyor. Eşleşmelerde zor eşleşmeler gelmeye başlıyor. Artık o sizin kralınız güçlendiği için o savaşları kaldıramayacak hale geliyorsunuz. Free to play'de oyuncunuz çoksa bir süre sonra krallık patlıyor yani. Sürekli KVK kaybet. Fetih sezonu öyle bir çünkü. Sürekli KVK kaybetmeye başlıyor. Kazanmanız çok zorlaşıyor. Su krallığında 2189 var. Şimdi müttefikler kim diye diyecek olursanız arkadaşlar şu an için daha yani konuştuğumuz toprak kampı ile rüzgar kampı. Bu kampı ile ateş kampı ne oldu bilmiyorum. Yani bizim şu anda toprak ve rüzgar olarak bir müttefikliğimiz var arkadaşlar.
O da sırf 06 orada ya arkadaşlar. 06 orada olduğu için zaten adamlarla iyi anlaşmıştık. Geçen şeyde KVK'da iyi anlaşıyorduk. Oradan buradan şansa 120 tane krallık herhalde başvurmuştu. O 120 krallık arasında tekrar aynı KVK'ya düştük. Onun için 06 ile de ilişkilerimiz iyi olduğu için burayı tercih ettik. Bizim savaşacağımız krallık su kampı. Su kampı da kötü durmuyor. Sadece şurada bir tane şeyleri var. 26K yapan krallıklar var. Diğerleri çok çok kötü durum değil. Yani nasıl savaş olur, ne olur onu bilemem. Yani en güçlü birliğe baktığımızda KVK'daki en güçlü birlik şu an Toprak kampında ve Rüzgar kampında 06'nın ve 1709'daki. 1709'da herhalde Japon arkadaşlar. Yani bizim aynı şeyde koalisyonda. Herkes de bizim şeydeki şöyle bir avantajımız var. Bizim Rüzgar kampındaki 3 krallıkta da 3 tane tek birlik var. Hani bizim mantıkta yani bütün. O yüzden koalisyon olaylarında pek sıkıntı yaşamayacağız. Bu olacak. Sadece ikişer yani böyle 4 milyar ve üstü diyebileceğimiz yani en azından savaşabilecek belki bir katkı sağlayabilecek 4 milyar ve üstü birlikler ve sahip bildiğim kadarıyla 2189, 2206 ve 2015. Zaten bunların farkı hissediyor. Yağmacı da zaten bayağı fark açmışlardı. Sayısı fazla olunca krallıkta. Bunlar da var. Diğerlerini hep böyle bir birlikten oluşan krallıklar. Öyle gördüm ben. Yani genelde olarak bir de bakalım başka var mı? Yani ateş kampında şöyle bir şey var. 8.7, 8.7 ve 7.1'den oluşan her krallıkta bu şekilde 8, 8.7'den 2 tane, bir tane 7.1 var gördüğüm kadarıyla. Yani ikinci güç olarak da ikişer, üçer milyarlık birlikleri var ikinci güç. Yani burada en iyi killere sahip baktığımızda krallıklar arkadaşlar. Yani 06 biz yani şeyde bir de 1709 var arkadaşlar. Bunlara baktığımızda bu 3 krallığın kili gerçekten iyi durumda diğer krallıklara göre. Yani bize de denk gelen 1709 iyi denk gelmiş yani Japonlar. Biz normalde genelde bizim biliyorsunuz yani kamplara denk gelenler eskiden böyle fetih sezonu dönerken böyle çok çatışıcı kamplar gelmiyordu yani. Böyle çok böyle savaşçı kişilerle eşleşemiyorduk. Bir de eskiden şunu yapıyordu oyun. Bilmiyorum onu artık değiştirdi mi? Çünkü gelenler bize Japonlar olduğuna göre bu şey. Eskiden mesela aynı saat diliminde olanlara aynı kampa atıyordu. Şimdi böyle bir şey yok herhalde. Sadece gene tek tük denk geliyor elbet. 1870 çünkü Türklerin ağırlıklı olduğu bir krallık ya. Gene denk geldik aynı kampa. Ama gene de bu %100 yapmıyor herhalde artık. Biraz daha böyle serpiştiriyor araya. Çünkü Asyalıların bu oyunda çok para basma balina sayısı olarak fazla oldukları için biraz daha dengeli olması açısından önemli. Ya dediğim gibi arkadaşlar şu anda eşleşmemiz bu şekilde. İnşallah KVK'yı güzel bir şekilde geçiririz. Bir savaş olmasını istiyorum. İnşallah güzel bir savaş döner. Şöyle söyleyeceğim yani ben ateş kampını bilmiyorum nasıl savaşırlar, ne ederler. Gerçekten hakkını vererek iyi savaşırlarsa güzel savaşlar döner. Su kampı da bize karşı aynı şekilde güzel şekilde savaşırsa güzel savaşlar döner diye. Zaten karşımızda yani onlar da 4 birlik bizim birlik olacak ki dediğim gibi göç verdiğini duydum. Bildiğim kadarıyla yani duydum kadarıyla o emin değilim daha konuşmadım. Sadece aldığım duyumlarda 1800 göç oluyormuş falan diye son bir hafta çoğu kişi gidecek gibisinden yazmışlar. Bilgi veren bilmiyorum yanlış mı verdi doğru mu diye. 1870 o şekilde olsa mesela ölü olacak direkt. O zaman biz mesela iki krallık kalabileceğiz. Ama suyla savaştığımızda suda da zaten bir tane en azından çok çok 1208 var. Tamam savaşırlar ederler ama en azından savaşsınlar. Zaten biz savaş istiyoruz yani. Savaştan yana hiçbir sıkıntı yok. Güzel bir savaş olsun. Tabii ki favori ekip kim derseniz Rüzgar Kampı ve Toprak Kampı. Yani bizim müttefikliğimiz tabii ki favori gözüküyor. Ama yani favori gözüküyor diye de gidip de savaşmamak. Biz mesela hiçbir zaman bunu yapmadık. Bizim mesela 1006'dayken ki rakiplerimiz hep böyle favori gözüküyor ama biz sonlarda savaştık. Keyfimizi aldık. Gidip de yani ben savaşmam demedik. İnşallah rakip de bunu yapmaz yani su kampı ile ateş kampı. Sadece onlar da müttefikliğini kursunlar. Beraber 2-2 savaşalım. Tabii ki KVK'larda şöyle şeyler oluyor biliyorsunuz. Hani iyi savaşırsanız gerçekten zaten kazanan taraf, kaybeden taraf bile olsanız kazanan taraf size gerçekten iyi savaştıysanız
şeyler sunabiliyor. Mesela diyor ki çemberleri siz alın. Bunları siz alın. Sıkıntı yok. İyi savaştınız zaten. Hak ettiniz. Gibi şeyler olabiliyor. Zaten bu oyunun mantığı savaş oyunu. İnsanlar kaybeden bir kazanan elbet olacak. Biz burada mesela su kampıyla veya zaten toprak kampıyla eşlik olurduk. Hani çapraz çok düşünmezdik yani. Çaprazımızdaki ateş kampı zaten direkt şey bizim toprak veya suyla olurduk. Dediğim gibi toprak sıfır altının topraklı olması bizi eğer sıfır altı suda olsaydı belki suyla müttefik olurduk. Yani öyle diyeyim size. Burada 206'nın büyük bir etkisi var. Toprak kampıyla. Direkt bir denk geldi. Bir baktık adamlar toprak bir rüzgar. Direkt ben böyle bir eski KVK'da bir önceki KVK'da müttefik olduğumuz için ve iki taraf da birbirinden memnun olduğu için müttefiklik oluştu. Yani burada eğer biz suyla müttefik olsaydık ne olurdu? Toprakla savaşmak zorundaydık. Su da ateşle savaşırdı. Toprakla savaşsak şöyle olurdu. Yani benim görüşüm çok kanlı bir savaş geçerdi. Yani böyle belki birbirimizi böyle bitiresiye yani iki tarafında kaynağı hızımızı falan kalmazdı yani. Öyle bir savaş dönebilirdi. Öyle bir riske de girilir miydi? Girilebilirdi ama dediğim gibi yani ne bileyim. Yani bir önceki KVK'da müttefik olduğumuz adamlar o bizi biliyor biz onu biliyoruz. Bir de bildiğim kadarıyla su kampında Ruslar falan var. Yani bizim şu an yani Kamil arkadaşımız yapıyor. O da pek Ruslarla çok şey yapmak istemiyor. Yani böyle anlaşma yönünden Ruslar biraz inatçı var. Mesela şunu yap desen adam ters konuşabilir. Onu pek sevmiyoruz. Biraz daha ılıman tabii. Altta çok rahatız bu yönden. Bir önceki KVK'da diplomasileri biliyoruz. Mesela 2006 şey paylaşımını beraber yaptığımızda hiç kalmadı aramızda. Çok güzel ödülleri bölüştük falan. Ya böyle müttefik istiyorsunuz ister istemez. Yani başınıza artacak, size sıkıntı çıkartacak müttefiklik yapmak istemez. Ondan dolayı da biraz şey. Zaten toprak kampı dediğim gibi 1745 mesela çok canlı gözükmüyor. Burada ateş kampıyla iyi savaşabilirler. Bize su kampıyla. Yani burada hala biz favori olabiliriz ama %60 %40'lık şey var yani gene zorlayabilirler tabii ki. Onlarda ne kadar balina var ben bilemem. Belki teknoloji fullleyecek çok adamları vardır. Daha veya aktifleri çok iyidir açık alanda. Bunları bilemeyiz. Yani savaş zamanı geçtiğimizi göreceğiz. Yani şu an için bu şekilde gidiyor arkadaşlar. Yani KVK'mız bakalım çarşamba haritaya geçeceğiz. Artık önümüzdeki çarşamba değil, ondan sonraki çarşambada kapılar açılır çarşamba, perşembe gibi. Bu arada biz Osiris Ligi'nde de arkadaşlar bu hafta inşallah onu da hatırlatıp yavaş yavaş sonlandırayım. Bu hafta inşallah 32'ye kalmak için bir mücadelemiz olacak. Pazar günü saat Türkiye saatiyle 4'te 13.00 UTC'de Türkiye saatiyle 4'e geliyor. Bu mücadelemizde yani inşallah galip geliriz. Burayı yenersek önümüzdeki maç daha yani bu yarı final maçı gibi çıkmada bir final maç olacak. O final maçı tabii buna göre daha ekip olduğu için daha kolay. Bunu geçersek zaten onu geçebileceğimizi düşünüyorum. Allah'ın izniyle bir olmaz. Şu anda bu torba başı derler ya böyle ilk 32'ye girenler böyle torba başı oluyor böyle A grubun var falan. Bu The Mars oradan bildiğim kadarıyla Kore veya Japonlar şu an KVK'da oldukları için normalde güçleri 3.4'tü. Şu an 2.9'a düştü. Bu da tabii bizim inşallah bakalım bu Osiris maçında da galip ayrılabilirsek inşallah 32'ye kalan ilk Türkiye gibi olabiliriz. Yani Türklerden oluşan komple 30 tane Türk oyuncudan oluşan başaran ilk ekip olabiliriz. Yani ekibimize güveniyorum. Ben ekibimizden yana sıkıntı yok. Gerçekten güzel bir ekibimiz var. Güzel oyunlar oynuyoruz. Güzel organize oluyoruz. Birbirimize alıştık neredeyse. Ben kazanabileceğimizi düşünüyorum inşallah. Kazanırsak da dediğim gibi 32'de ismimizi gösterebiliriz. İnşallah olur yani. Evet. Videoda bu şekilde arkadaşlar. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Hepiniz kendinize bakın. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın.